Herkese merhabalar. Temel kuvvetler ve hareket türleri videosu ile birlikteyiz. 9. sınıf konularıyla. Şimdi bakalım neler var? Doğadaki temel kuvvetleri karşılaştırabilmeden bahsedeceğiz. Hareketin temel kavramlarına yönelik bir çıkarımlarda bulunacağız ve hareket türlerini sınıflandıracağız aslında. Şimdi baktığımız zaman anahtar kelimelerimize kuvvet, referans noktası, ortalama yivme, dönme hareketi, e, alınan yol gibi pek çok şeyden bahsedeceğiz. Şimdi öğrencilerin fen bilimleri dersinde bazı e, kavramları aslında bildiği kabul edilir. Örneğin kuvvetin ne olduğunu, hareketin ne olduğunu bildiğinizi kabul ediyoruz. Şimdi birlikte şuna bir göz atalım. Güçlü nükleer kuvvet elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvveti. Bunlar doğadaki temel kuvvetlerdir. Bu doğadaki temel kuvvetlere baktığınızda aslında burada birkaç tane şey söylemek lazım. Bakın güçlü nükleer kuvvet, güçlü çekirdek kuvveti de diye de geçer. Bu birinci en şiddetli kuvvettir. Daha sonra elektromanyetik kuvvet gelir ki bu İkinci görece en kuvvetli, e, en şiddetli kuvvettir. Daha sonra zayıf kuvvet ve en son kütle çekim kuvveti gelir. En zayıf olan kuvvet budur sevgili arkadaşlar. Ama bu en zayıf olan kuvvet nereden bakarsan bak gezegen ve yıldız sistemlerinin bir arada kalmasını sağlıyorlar. Yani Güneş Sisteminin bir arada kalmasının sebebi. Kütle çekim kuvveti dolayısıyla da e, bu çok büyük kütleler olduğunda müthiş bir şekilde etki ediyor. Fakat hani böyle daha küçük kütlelerde falan çok gözlemlemiyoruz. Yani bu burada çok fazla gözlem daha küçük kalıyor kuvvet. E, Güçlülükler, kuvvetler ise çok güçlü olmalarına rağmen menzilleri çok az. Yani etki mesafesi atom çekirdeği ile sınırlı. Atomun çekirdeği. Çünkü bunlar aslında protonlarla nötronların bir de kalmasında sağlıyorlar. Çünkü daha sonra göreceksiniz 12. sınıfta kuark adı verdiğimiz çeşitli küçük atom altı tanecikler var. Onlar arasındaki bir kuvvettir bu güç, nükleer kuvvet. Çok küçük kuarklar da protonların arasında nötronların arası yani içinde bulunur. Ve atom çekirdeğinin içindeki kuvvetlerdir bunlar. Elektromanyetik kuvvetleri zaten biliyorsunuz. Elektromanyetik kuvvetler Bakın sadece elektrik değil, sadece manyetik değil. Hem elektriksel kuvvetler hem manyetik kuvvetleri kapsar. Örneğin işte bir ampulün yanmasındaki elektrik akımından bahsedersek... ...efendim bir artı ve eksi yükün değil mi? Pozitif ve negatif yükün elektriksel akımın birbirlerini çekmesinden... ...ya da işte aynı e, artı artının birbirlerini itmesinden bahsedersek... ...ya da... Mıknatısların birbirlerini itmesinden veya çekmesinden bahsedersek... ...hep aslında elektromanyetik kuvvetlerden bahsediyoruz demektir. Ee, dünyanın manyetik alanı, bakın manyetik diyorum, yine manyetik kuvvetlerden bahsediyoruz demektir. Elektrik ve manyetik olan her şey aslında bu kuvvetler aracılığı ile oluyor biz doğadaki dört temel kuvveti elektromanyetik kuvvetin ikinci en büyük kuvvet olduğunu en şiddetli kuvvet olduğunu söyleriz. Ve burada teorik olarak menzili sonsuzdur. Yani bir artı ve bir eksi yük aslında teorikte birbirlerini sonsuz mesafede e, yani birbirlerini çok uzaklardan bile çekerler teorik olarak. Yani formülde bir şeye gitmiyor. For, formülde var böyle bir e, şey ama etkisi çok zayıf olması birlikte var. Ama elektromanyetik kuvvetin menzili sonsuzdur. Sonsuz kabul edilmektedir. Sonsuz demesek de büyüktür. Büyüktür. Burada özellikle elektromanyetik ve kütle çekim kuvveti bu bağlamda bakın birbirlerine benzerler. Test sorusu olarak yani hangileri birbirlerine elektromanyetik ve kütle çekim kuvveti hangi yönleriyle birbirlerine benzerler dediğinde etki mesafesi yazabilirsiniz. Çünkü her ikisinde etki mesafesi büyüktür. Şimdi elektromanyetikten bahsettik. Peki zayıf nükleer kuvvetler ya da zayıf çekirdek kuvvetler iki haliyle de geçebilir. Atom çekirdeğin kararlı hale gelmesinden sorumlu ve çekirdek tepkimelerinden sorumlu. Bu yüzden de etki mesafesi çok kısadır. Bakın bu ikisinin de her ikisinin de etki mesafesi mesafesi kısadır. Kısa. Şimdi peki ben bunların şu sırasını nasıl ezberleyeceğim? Bunu gerzek yazıyoruz biz. Gerzek şu şekilde ezberleyebilirsiniz. Neydi gerzek? G güçlü nükleer kuvvet. E elektromanyetik kuvvet. Z zayıf nükleer kuvvet. Ve K kütle çekim kuvveti şeklinde yazabiliyoruz. Böylelikle bunu da göstermiş olduk. Tekrar söyleyeyim. Etki mesafeleri kısa, etki mesafeleri uzun. Şiddetleri büyük, şiddetleri görece daha küçük. Burada e, proton, nötonlar bir arada kalması, nükleer tepkimeler, elektrik ve manyetik olaylar, kütle çekim, kuvveti kütleler. Peki bir soru. Neden doğadaki temel kuvvetler diyoruz mesela... Ee, ne bileyim bir sürtünme kuvvetinden bahsetsek burada sürtünme kuvveti yazmıyor ama doğada bir kuvvet ne demek bu doğadaki temel kuvvetler bakın doğadaki temel kuvvetler şu demek bildiğiniz bütün kuvvetler aslında bu kuvvetlerinin birinin ya da birkaçının e, birleşmesiyle oluşmuştur onlardan türetilmiş onlardan türemiştir. Örneğin işte sürtünme kuvveti dediğiniz zaman aslında orada elektromanyetik kuvvetlerden bahsederiz biz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla biz bütün kuvvetleri topladığımızda aslında dört tane temel kuvvet olduğunu, diğer kuvvetlerin bunların böyle işte tüm bunlardan türemiş olduğunu söylüyoruz. Bu yüzden güçlü nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer ve küte çekim kuvveti son derece önemlidir. Mutlaka testlerde sorularda çıkar. Şimdi hareket ve hareket türlerinde birkaç tane nicelikten bahsedeceğiz. Bir konu. Bakın. A noktasına bakın. A noktası bakın e, x'i 4 şuradan göstereyim. x'i 4, y'si ise 2'dir. Yani bu 4'e 2. İşte bu eğer bir konumsa bu bizim e, ko, yani konumdan bahsediyorsak bu nokta benim konumumsa konumumun koordinatları 4'e 2'dir. Bu noktaya bakın O noktasından vardıysa eğer benim konum vektörüm O'dan A'ya doğrudur. Bakın konum vektörünü görmüş oldunuz. Konum vektörü referans noktasından cismin bulunduğu konuma doğru çizilen vektördür. Örneğin ee, ben O noktasındayım ve A noktasına gitmek istiyorum. Nasıl giderim? İşte benim konum vektörüm. E, gitmem gereken yerin konum vektörü budur. Bu ok sayısına gidebilirim. 10 noktası nedir? Ya da 0 noktası. Benim şu anda referans noktam bu noktadır. Bir cismin konumunu belirtmek için bir nokta seçilmelidir. Örneğin sizin e, okullarınız var. Şimdi... Bir arkadaşınızla buluşacaksınız. Dedi ki okulun e, okulun 3 metre işte sağındayım dedi ya da işte bir, böyle bir şey söyledi. Şimdi bunu söylediği zaman bir referans noktası seçmiş oldu. Okulun işte çıkış kapısının 3 metre sağında. orada sana referans noktası verdi. Ama sana bir referans noktası vermese sen onun nerede olduğunu bulamazsın. Bu yüzden konum için mutlaka bir referans noktası gösteririz. Konum cismin herhangi bir anda referans noktasına göre bulunduğu yerdir. Tabii ki de az önce fark etmişsinizdir. Yönlüdür konum, yönü vardır. Dolayısıyla konumun sembolü bakın x'in üzerindeki ok ile gösterilir ve vektörel bilinecektir. Yönlüdür. Esaydi birimi, uluslararası birim sistemindeki birimi de metredir. Çünkü bir uzunluktan bahsediyoruz aynı zamanda burada. Şimdi sıra geldi cismin aldığı yola. Cismin hareketi boyunca çizdiği yörüngenin uzunluğuna aldığı yol denir. Burada cisim A noktasından bakın mavi yolu izleyerek bakın ilk önce böyle gitti sonra bu tarafa doğru gitti. Mavi yolu izleyerek B noktası ulaşmış olsun. B noktası burası. Şimdi sen kaç metre yol aldın? Bak, 15 metre gittin. Sonra bir de 20 metre gittin. Yani toplamda 35 metre gittin. Bu senin aldığın yol. Bu senin yolun yol. Bu yol. Bunun bir e, yol aranırken bir yönden bahsedilmez. Yani yol için aslında şöyledir. Kaç liralık benzin gittiğinin asla göstergesi yolun. Anlatabiliyor muyum? Benzinle kaç oto arabayla gidiyorsun kaç liralık benzin harcadın? Onun e, cevabı aslında ne kadar yol yaktın? Hani öyle denir hatta ne hani kadar yolda gittin? Bu tamamen yönsüz. Fakat yer değiştirme öyle değildir. Hareketlinin son konumu ile ilk konumu arasındaki yönlü uzaklıktır. Aslında kuş uçuşu, sen burada başlangıca bakarsın. A noktasından O noktasına neyse işte oradan başladın. Nereye gittin? Gittin böyle sağa gittin, işte yukarı gittin falan B noktasına vardın. Kuş uçuşu sen aslında buraya vardın. Senin yer değiştirme vektörünü bulmuş olduk bunu çizerek. Bakın yer değiştirme vektörü. Bu nasıl değişimden bahsettiğimiz için burada bir üçgen delta görüyorsunuz. Delta gördüğünüz her şey son eksi ilk'tir. Yani delta M görürsen mesela işte M kütle olmak. Delta kütle görürsen son kütlenden ilk kütleyi çıkartırsın. Delta T görürsen, delta zaman görürsen son andan ilk anı çıkartırsın. Anlatabiliyor muyum? Delta X de son konumdan ilk konumun çıkmış hali olmalıdır. Son konumdan ilk konum çıkartılmalıdır. Biz buna ne diyormuşuz? Yer değiştirme. Arada ne yaptın beni ilgilendirmez. Yani burada arada ne yaptın tamamen gittiğin yolu ilgilendirir yolu. Burada istersen sen bu şekilde git istersen şuralarda dolan ondan sonra B git. Bana fark yer değiştirmeye fark etmez. Yer değiştirme kuş uçuşudur A'dan B'ye gidişe bakar. O yüzden de vektörel bir niceliktir. Şimdi gelin bunun da büyüklüğüne bakalım. Şimdi bu sefer bakın burası 15 birim burası... 20 birim. O zaman ne olacaktır? 15'in karesi artı 20'nin karesinin kare kökü olacaktır bu. Ve dolayısıyla bileşkesi ne olacaktır? 25 metre olacaktır. Yer değiştirme de yine esayda birimi metredir. Alınan yolun da esayda bir metre. Hocam aynı şeyler bu. Hayır aynı değil. Alınan yol, yol yönsüzdür. Yönle bir ilgisi yoktur. Ama yer değiştirme yönlüdür, yönlüdür, tamam? Bu yüzden çok önemli. Bakın yer değiştirme burada mesela herhangi bir yol için herhangi bir ok bir şey çizmedik aslında biz. Ama yer değiştirme vektörünü görüyor musun? Bak vektörünüzün kocaman okta çizdik, yönlü olduğu için. Şimdi Hakan'ın evi okulu ve gittiği spor salonu aynı doğrultu üzerindeymiş. Evden okula gitmek için çıkan Hakan okuldan sonra spor salonuna gitmekte sonrasında da eve dönecek. Böyle gidiyor buradan buraya gidiyor sonra da eve dönecek. Buna göre Hakan spor salonuna geldiğinde kaç metre yer değiştirmiş olur. Şimdi buradan başladın sen buradan başladın sonra okula gittin sonra spor salonuna gittin. Ne yaptın? Düz bir doğrultuda olduğu için 600 artı 400'den 1000 metre yer değiştirmiş oldun. Ne tarafa doğru? Gördüğünüz gibi sağa doğru 1000 metre yer değiştirdin. Spor salonundayken çantasını unuttuğunu fark ederek okula dönerse şimdi okula dön. Yani ne yaptın sen şey, evden çıktın okula gittin tamam mı? Sonra spor salonuna gittin ama sonra tekrar okula gittin. Şimdi bak neredeydin? Evdeydin. Nereye geldin? Gittin döndün. Şu anda neredesin daha doğrusu okuldasın. Neredeydin? Şu anda neredesin? Bu senin yer değiştirmen olur ve çocuklar burası 600 metre olacaktır. Anlaştık mı? evden başladığım için harekete gittim okula geri döndüm okudu geçmiştim evet burada fazladan bir 800 metre yol aldım doğru fakat bunu almıyorum çünkü bana yol sorulmuyor. Bu bana eğer yolu sorsaydı o zaman işler farklı olurdu. Yolu sorsaydı bir kere 600 metre okula sonra spor salonu 400 metre toplamda 1000 metre gitmiş olacaktım. Sonra bir de geri döndüğüm için artı 400 metre diyecektim ve bakın 1400 metrelik yol almış olacaktı. Ama bana yolu sormadı, o yüzden yazmadım. Eve döndüğünde kaç metre yer değiştirmiş olur? Evde başladım yola, eve geri döndüm. Başladığım ve bitirdiğim nokta aynı ise yer değiştirmem tamamen sıfırdır. Çünkü başladığım yerdeyim. Bu yüzden de geri dönüşte yer değiştirme sıfır olur. Şimdi bir de şuna bakalım. Hız ve alınan yola. Bakın şimdi baktığımızda cismin konumunu biliyoruz. Bu onun konumuydu. Eğer A'dan B noktasına giderse ne kadar sürede gitmiş bu? Bakın 4'e 5 konumunda. Burada kaçtı? Burada dörde iki konumundaydı dörde beş konumda üç metre kadar yol gitmiş gördüğüm kadarıyla buradan buraya nasıl sen ne kadar saniye ne kadar saniyede gittin iki saniyede şimdi bunu bir bakalım buna bir bakalım hız dediğimiz şey bizim yönümüz de olmalı hız dediğimiz şeyde ve yer değiştirme bölü zamandır. Bakın ne kadar yer değiştirdik şurada 3 metre yer değiştirdik o zaman 3'ü 2'ye zamana böleriz ve 1,5 metre bölü saniyeyi söyleriz yönü de artı y yönüdür. Burada biz nasıl gittiğine bakmayız. Sadece ilk konum ve son konuma bakmamız yeterlidir yer değiştirme için. Sürat bundan farklıdır. Bakın sürat artık yönsüzdür. Sürat alınan yol bölü zamandır. Sürat V eşittir. X bölü T ile bakın alınan yol bölü zamanla gösterilir. Burada evet 3 metreye alıyorsun. 2 saniyede alıyorsun. 1,5 metre bölü saniye büyüklüğü eşit çıktı fakat yönü yoktur. Burada bakın artı Y yönü olduğunu söylemesem bu soruyu yanlış yapmış olacaktım. Ama burada yön olmayacak. Alınan yolda süratte yön olmaz. Yön değiştirmeyen cisimlerin sürat ve hız büyüklükleri birbirlerine eşit olur. Bu yüzden yön değiştirmediği için bunun da sürat ve hız birbirlerine eşit oldu. Fakat bu cisim eğer bu şekilde gitseydi, böyle bir yoldan gitseydi... Bakın hızımız gene aynı olacaktı biliyor musunuz? Çünkü hız vektören neredeydim? Nereye geldim? Buna bakacaktım. Fakat yolum... Artık artmış olacaktı, değil mi? Yani böyle tek bir çizgide değil mi? Döne, dolaşa, seyrede, seyrede gitmişim burasını. Alınan yolun büyük olacaktı ve dolayısıyla da alınan yolun büyük olduğu için aslında süratimin büyüklüğü de daha büyük çıkacaktı. Ama ne oldu? Sonuç A'dan B'ye geldik. Hızla süratte böyle bir fark var. Tekrar söylüyorum. Sürat S'den aklınıza gelsin. Skalerdir. Yani yönsüzdür. Hız ise yönlü bir niceliktir. Şimdi ortalama hız ve ortalama e, süratten bahsedeceğiz aslında. Şimdi biz yine benzer şekilde A noktasından başladık, B'ye geldik. A noktasından başladık, B'ye geldiğimiz zaman acaba yer değiştirmemiz ne kadar oldu? Artık biliyorsunuz. Burada yaptığımız zaman bakın 15'in karesi artı e, ne var burada? 20'nin karesinin karekökünü alıyoruz ve daha sonra ne yapıyoruz? Bakın zamana bölüyoruz. Zaman da 10 saniyeymiş. Dolayısıyla ona böldüğüm zaman 25 bölü 10'da 2 buçuk metre bölü saniye çıkıyor. Bir de yön olarak ne yazmamız lazım? Bakın burada yön olarak da hani şunu göstermemiz gerekiyor. Bu şekilde bir yönü var bakın yukarı doğru. A'dan B'ye doğru giden bir yönü var diyoruz. Neden ortalamız? Çünkü tek bir doğrultuda gitmediği zaman biz bunu ortalama olarak belirtiyoruz da o yüzden ortalama hız diyoruz. Peki eğer ortalama sürattan bahsedilseydi o zaman ne yapacaktık? Aynı şey için ortalama sürat. Ortalama süratte alınan toplam yol bölü zaman olduğu için 15 artı 20 yapmamız gerekirdi. Yönü yoktu. Onu toplam süreye yani ona bölecektik ve 3,5 metre bölü saniye bulacaktık. Şimdi iki tane daha tanımımız var. Anlık sürat ve anlık hız olarak. Bunlarda tahmin edebileceğiniz gibi sürat skaler doğal olarak yönü yok ama anlık hız vektörel yönlü bir şekilde söylemek gerekiyor. Şimdi siz arabaya bindiniz. Arabanın önünde bir e, şey hız göstergesi var. Hız göstergesi kaçı gösteriyorsa senin anlık süratin odur. Kaçı göster? O andaki hızın. Gaza basarsın artar, işte frene basarsın azalır. O senin anlık süratindir. Anlık hız ise onun gittiği yönde önemli olduğu zaman ortaya çıkıyor. Yani mesela burada bu araç kuzeye doğru gidiyor değil mi? O zaman kuzeye doğru gidiyorsa bu aracın anlık hızı kuzey yönünde 60 km bölü saattir. Sen bana kuzey yönde demezsen hız demiş olmuyorsun. Hız demen için illa yönde gerekiyor. Bunu da unutmayın. Son olarak bir inmeden bahsedeceğim. İvme birim zamandaki hız değişimi olarak tanımlanır. ...a, acceleration a ile tanımlanıyor. Ee, Uluslararası birim sisteminde yani SI'de bir metre bölü saniye karedir. Bunun formülü de şu. Diyor ki sen eğer hızını değiştiriyorsan... ...şimdi hızını nasıl değiştirebilirsin? Hızını bir, hız değişimi. Hız mesela nasıl değiştiririz? Bir, mesela 20 metre bölü saniyedir hızın. Ne yaparsın? 60 metre bölü saniye hızlanırsın. sındır. ne yaparsın? 50 metre bölsen ne yaptın yavaşladın. Bu bir hız değişimidir. Ama hız değişimi sadece bu olmaz. Unutmayın. Aynı zamanda şu da olur. Senin hızın artı y yönündedir de işte ne olmuştur sonra eksi y'ye geçmiştir. Sen x, sağa gidiyorsundur da ne oldu işte yukarı doğru gitmeye başladın. Yani yönü de değişebilir. Bak hız iki türlü değişebilir. Hızın şiddeti de değişebilir. Yani büyüklüğü değişebilir. Ya da yönü değişebilir. Bunlardan herhangi biri ya da ikisi birden değişiyorsa senin yaptığın hareket ivmeli bir harekettir. İvmeli hareket olduğu için de bunun bir ivmesi kesinlikle vardır. İvme hız değişimi olduğu için hız biliyorsunuz yönlüydü. Hız değişimi olduğu için ivme delta v bölü delta t'dan e, vektoral bir niceliktir. İvme hep vektoraldir ve ivmeyi bu şekilde e, söyleriz. Şimdi hareket türlerine bir göz atalım. Hareket türlerinde öteleme, dönme ve titreşim olarak biz bunları ayırıyoruz. Bu aslında bildiğimiz bir şey, çok böyle bilmediğimiz bir şey de değil. Öteleme için cismin bütün parçaları eşit yer değiştirme e, eşit yer değiştirme yapar diyebiliriz. Yani cismin yani ne demek bu? Bir cisim, tamam mı? Cisim burada bir cisim. Ne oldu? Bir süre sonra bu İlerledi. Gördüğünüz gibi ilerledi. Bu ne yaptı? Bir süre sonra tekrar ilerledi. İlerleyen bir araç gibi. İlerleme hareketi aslında. Biz buna aramızda ilerleme diyoruz. Mesela işte örnek balkondan düşen kalem. Balkondan işte yukarıdan bıraktığım e, kapak mesela. Şunu şöyle bıraktığım zaman aşağıya doğru... Öteleme hareketi yapı, bu, kadar. Ben bunu ittiğim zaman bunu olmazmış, dönüyor aynı zamanda, dönmemesi gerekiyor. Bunu mesela şu şekilde ittiğimde bu bir öteleme hareketi. Yapı, bu. Dönme hareketi ise cismi oluşan parçalar bir eksen etrafında dönüyorlar. Mesela işte ben e, ne yapabilirim? Bu kalemi şöyle se doğru tutarsam eğer bu kalemi şu şekilde döndürebilirim bakın yan tarafından da göreceğiniz gibi döndürdüğüm zaman ne oluyor kapak bütün her tarafı dönmüş oluyor hangi eksen etrafında şuradan geçen dik bir eksen etrafında hepsi dönmüş oluyor ama bak bu dönme bu şekilde istediğim kadar yapabilirim ben bunu. Bu dönme hareketi bunu en güzel örnek aslında akrep veya kova'nın hareketleridir. Yani analog saat içerisindeki akrep yay kovan saniyenin hareketleri buna en güzel örnektir arkadaşlar. Titreşim hareketi de bir cisim bir nokta etrafında gidip gelme hareketi yaparsa buna bir titreşim hareket diyoruz. Buna en çok verilen örneklerden biri gitar telidir. Ya da işte yaylar, yayı sıkıştırıp bıraktığında biliyorsun oradaki enerji gidip geliyor. Buna onu örnek verebiliriz. Şimdi bunların birinin ya da yani birinin hareketi olabileceğini gibi bazı e, cisimler, bazı e, bazı şeyler birkaç tanesini birden yapar. Mesela ilerleyen araç tekeri dediğimizde bu hem öteleme hem dönme hareketi yapar yani. Döner yuvarlanır şu hareket yani. Şu. Şimdi yani dönüyor ama ilerliyor da. O zaman biz buna aslında yuvarlanma hareketi diyoruz. Yuvarlanma hareketi. Buna Teker, ilerleyen aracın tekerine örnek verdik. Dönme ve titreşimde atlı karıncayı bilen çocuğun yaptığı hareketi söyleyebilirsin. Çocuk hem yukarı çıkıp aşağı iniyor. Hem de dönüyor. Anlatabildim mi? Hem de dönüyor. O zaman ne oluyor? Yukarıdan baktığını farz et buna. Atlı karıncaya yukarıdan bakıyorsun. Çocuk gidiyor böyle hem de dönüyor. Dolayısıyla dönme titreşim hareketine bunu örnek verebiliriz. Öteleme titreşime de zıplama çubuğunda ilerleyen çocuğun hareketini yine örnek verebiliriz diyoruz. Şimdi bakalım bir yukarıda hareket diyagramı verilen Araç için tabloyu dolduracağız. Bakın inmeyi de bulacağız. Efendim yer değiştirmeyi de bulacağız. Geçen zaman da bulacağız. Şimdi ben geçen zaman çok güzel bulabilirim. Geçen zaman neymiş? Bakıyorum. Bakın burada yazıyor zaten. Ee, burada AB arasında 10 saniyeymiş. Efendim burada da BC arasında da 10 saniyeymiş. Ee, burada ne var? CD arasında yine 10 saniyeymiş. AD arasında su. A'dan D'ye kadar 30 saniyelik bir zaman geçmiş. Şimdi bakıyorum. E, ne soruluyor mesela? Ha, hız değişimi. Hız değişimine bakalım. Hız değişimi neydi? Son eksi ilkti. 30 eksi sıfırdan hız değişimi 30 çıktı. Bakın burada hız değişimi var mı? Hayır hız değişimi yok. 30 eksi 30'dan hız değişimi 0. Sonra şuraya baktım. Bununla bunun arasına. Bakın 0 eksi... 30'dan son eksikti unutmayın. Sondan ilk çıkartacağım. 0'dan 0'dan 30 çıkartıyorum ve eksi 30 buluyorum. O zaman AD arasında 0'dan 0'a burada bir e, çizgi çekebilirim. Şimdi yer değiştirmeme baktığımda bakın. Buradaki yer değiştirme 45 metre. Sonra şuradaki yer değiştirme nasıl olacaktır? 5 çıkarttım 60 metre. Bu ikisi arasındaki fark ise 75 metre. Başlangıçtan sonuca da 180 metrelik bir değişim olmuştur. Şimdi ivmelere bakalım. İvmeler neydi? Hız değişiminin zamana bölümüydü. Bakın birlikte hız değişiminin zamana bölelim. 3 birimi neydi? Metre bölü saniye kare. Nereden geliyor? Çünkü hız değişiminin birimi metre bölü saniye. Bu sıfır zaten buna yazalım. Saniyede bönce metre böl saniye kare geliyor. Yine şuraya bakalım. Burada burada hız değişimi sıfır. Buna ne diyoruz biliyor musunuz? Sabit süratli diyoruz. Sabit süratli hareket ya da sabit hızlı hareket diyoruz. Hız değişimi yok. Buna bakalım. E, 70 ha, hız değişimi. Bu sefer ne oldu? Eksi 30 bölü 10'dan eksi 3 metre bölü saniye kare oldu. Burada Burada artık bir şey söyleyemiyorum burada ivmeli bir hareket var fakat burada artık hani ivmeli bir hareket olmasına karşın başlangıçla sonucu artık bakamıyorum çünkü burada bir tane ivme yok hareketin içinde bana ivmenin sorulması gerekiyor. Şimdi bunu da söyledikten sonra. Ama ödüllü sorumuzdan önce bir Dinamo kitabımıza bakalım. Bakın bu sayısal setimiz 9. sınıf için hazırlandı. Mutlaka e, ne yapmamız lazım? Bir test çözmemiz lazım biliyorsunuz. Burada da en güncel haliyle yeni müfredatla birlikte Dinamo kitaplarımızı... MEB'e %100 uyumlu sorularımız. Bunu da çözüp birazcık daha üzerinde durup, üzerinde çalışıp daha iyi hazırlanma şansınız var. Ödüllü sorumuzda 20 metre çaplı O merkezli çemberin K noktasından harekete başlayan cismin çemberin çevresini saat yönünün tersi yönde dönerek bakın saat yön tersi böyle dönüyor dikkat edin. L noktasına ulaşıyormuş buna göre cismin yer değiştirmesi ipucu veriyorum. Bakın burası 20 metre burası da 20 metre Bakın buradan buraya geliyor. Yönlü uzaklık. Bakın burada bir dik var. Artık gerisini siz yaparsınız yer değiştirme büyüklüğünü. Peki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.